Herkese selam arkadaşlar, ben Şeyma Nur. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Kasım ayı favorilerimi paylaşacağım. Hemen başlayalım. İki tane bahsedeceğim. Cilt bakım ürünü var bu ayki favorilerimde. İlki Sunday Riley markasının Tidal Brightening Enzyme Water Cream isimli bu nemlendiricisi. Bu nemlendiriciyi yaklaşık 2 aydır falan kullanıyorum diyebilirim. Ve çok az kaldı, bitmek üzere. Böyle jel ile krem arasında bir yapısı var. Çok akışkan, su gibi neredeyse. Ben kuru ciltliyim. Sadece bu krem tek başına benim kuruluğumu gidermiyor. Ben yanında takviye ürünlerde kullanıyorum mutlaka. Ama eğer normal veya yağlı bir cildiniz varsa tek başına bile yetecektir diye düşünüyorum nemlendirme açısından. Çok güzel nemlendiriyor ama bu ürünü sevmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi cildimdeki koyu lekeleri biraz daha görünümünü azaltması. Yanağımın iki tarafında da güneş lekelerim var ve mimik çizgilerim de çok belirgin. Yani o kısımlar da birazcık koyu renkte. O koyu lekelerin görünümünü azalttığını gerçekten düşünüyorum. Eğer siz de bu sorunlardan şikayetçiyseniz bence bu kreme bir bakabilirsiniz. Cilt lekeleri tek bir kremle geçecek şeyler değil tabii ki de. Daha farklı ürünlerle kullanmanız gerekiyor. Ama eğer öyle bir sorun yaşıyorsanız bu ürünle birlikte destekleyebilirsiniz cilt bakımınızı. Benim son zamanlarda çok çok severek kullandığım bir nemlendirici oldu. Gelelim ikinci bahsedeceğim ürüne. Laneige markasının dudak maskesi. Bu bendeki vanilyalı olan. Laneige artık Türkiye'ye geldi. Sephora'larda satılmaya başlayacak bildiğiniz üzere. Fakat bu vanilyalının gelmiş olup olmadığından emin değilim. Sanırım bunun orijinal versiyonu, pembe ambalajlı olanı geldi şu an. Zaten ürün içeriği aynı. Ben vanilya kokusunu çok sevdiğim için bunu tercih etmiştim. Bu ürünü almamak için bayağı bir süre dayandım. En sonunda dedim ki benim bu dudaklarıma artık hiçbir şey fayda etmiyor. Bir şeyler denemeliyim. Ondan sonra bu ürünü aldım. Dudaklarımı çok fazla yolan biriyim. Yani böyle boş kaldıkça dudaklarımı yoluyorum gerçekten. O yüzden dudaklarım her zaman ama her zaman çok kuru ve kötü gözüküyorlar gerçekten. Bu üründen sonra o görüntü tamamen ortadan kalktı. Geceleri yatmadan önce kullanıyorum. Hatta bazen gündüzleri de kullanıp dışarı çıkabiliyorum. Eğer sizin de dudaklarınız çok kuruyorsa ve bir çözüm bulamadıysanız bence bu ürünü bir deneyebilirsiniz. Bir sonraki favorim ise Tarte'ın CC Under Eye Corrector'ı. Bu ürünü gerçekten her gün ama her gün kullanıyorum. Eğer makyaj yapacaksam bu ürünsüz artık makyaj yapmıyorum. O kadar çok kullandım ki neredeyse dibini gördüm. Bendeki rengi light medium. Böyle bir ürüne ihtiyacım olacağını düşünmezdim daha önceden. Hep böyle kapatıcı yeterli geliyor zannediyordum. Ama bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra gerçekten de farkı gördüm. Hem kapatıcınızın tüm gün yerinde kalmasını sağlıyor hem de daha az kapatıcı uyguluyorsunuz bu ürünü kullandığınız için. Morluklarınızı çok güzel bir şekilde götürüyor ve göz altınızı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Verdiği bu efektleri çok seviyorum. O yüzden muhtemelen bittikçe alacağım bir ürün kendisi. Eğer bunu bulamıyorsanız Becca'nın Under Eye Corrector'ına bakabilirsiniz. Onun da çok seveni olduğunu biliyorum fakat ben daha onu deneme şansı bulamadım. Belki onu da deneyebilirim bu bittikten sonra. Hangisi daha çok hoşuma giderse ondan sonra onunla devam ederim. Eğer gözaltı morluklarınız çok fazlaysa ve hiçbir kapatıcının kapatamadığını düşünüyorsanız bu tarz ürünlere bir şans verebilirsiniz. Ve denedikten sonra farkı göreceğinize eminim. Bir sonraki bahsedeceğim ürün ise Too Faced markasının Born This Way isimli concealer'ı. Bendeki rengi Cool Medium. Gerçekten çok ama çok güzel bir kapatıcı olduğunu düşünüyorum. Hem gözaltıma hem ciltteki lekelere uyguluyorum. Bence ikisinde de çok başarılı bir performans gösteriyor kendisi. Böyle kesinlikle mat ve ruhunuz çekilmiş bir görüntü bırakmıyor gözaltınızda ya da sivilce izlerinizin üzerinde. Cilt gibi duruyor. Makyaj yapmadığınız zaman da kullanabilirsiniz. Böyle cildinizle kapatıcı arasında hani bir çizgi oluşur ya, o çizgiyi yapmıyor. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. O yüzden makyaj yapmadığınız günlerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz sadece göz altlarınızı kapatmak için. Eğer kuru cildiniz varsa, göz altlarınız da kuruysa bu ürüne bakabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bence. Becca'nın Hydra Mist Satin Refresh pudrasından bahsedeceğim şimdi de. Ben pudralarla çok zor anlaşan bir insanım. Gerçekten cildim kuru olduğu için pudra seçimi benim için çok önemli. Günlük olarak kullanmamayı tercih ediyorum ama böyle makyajım gerçekten uzun süre kalsın istiyorsam pudraya ihtiyacım olabiliyor benim de. Ve tam öyle zamanlar için ve kuru ciltler için bulunmuş bir
kaftan, hayır, biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyorum. Eğer yağlı bir cildiniz varsa sevmeyebilirsiniz, baştan söyleyeyim. Çünkü böyle daha diğer pudralar gibi kuru bir yapısı yok. Daha nemli, böyle ıslak ıslak bir yapısı var. Zaten cildinize sürerken de o ıslaklığı hissediyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bu pudrayı ben sadece cildimde kullanıyorum. Göz altlarımda kullanmıyorum. Çünkü bence göz altlarında o kadar da iyi iş görmüyor. Ben böyle nemli duran fondötenleri kullanmayı çok seviyorum. O tarz fondötenleri diğer pudralarla sabitlediğimde cildimi matlaştırabiliyor. Fakat bunda öyle bir şey yok. Yine o nemli görüntüyü koruyor bu pudrayı uyguladıktan sonra da. O yüzden sizlere de önermek istedim. Kuru cildiniz varsa ve cildiniz için güzel bir pudra arıyorsanız bence bu pudraya bir bakabilirsiniz. Bir sevdiğim özelliği de ambalajı. Şu şekilde içerisinde bir kapağı daha olduğu için direkt bu kapağı açtığınızda böyle her yere pudra dökülmüyor. Bu ambalajını da o yüzden çok sevdim. Bu paletten daha önceki favoriler videolarımda bahsetmediğime inanamıyorum gerçekten. Çünkü en çok kullandığım aydınlatıcı paletim olabilir. Anastasia Beverly's'in Glow Kit'lerinden Sun Dipped olanı. İçerisinde 4 farklı aydınlatıcı rengi var. Ben genelde buradaki ikiliyi kullanıyorum. Bu ikisi çok koyu olabiliyor tek başına kullandığım zaman. Eğer bunları da kullanmak istiyorsam genelde karıştırarak kullanıyorum bu taraftaki renklerle. İçerisindeki en çok kullandığım renk Summer rengi. Daha sarı alt tonlu olan. Moonstone biraz daha pembe. Tourmaline daha morumsu lilamsı. Bronzed ise daha kahvemsi bir aydınlatıcı. Şöyle renklerini de göstereyim. Dediğim gibi şu aşağıdaki iki rengi tek başına pek kullanamıyorum. Diğerleriyle karıştırarak kullanıyorum. Böyle ciltte simsim durmayan ama içerisinde yine ışıltılar, sedefler bulunan çok güzel bir aydınlatıcı paleti bence. Ve ihtiyacınız olacak tüm renkler de içerisinde. Renkleri karıştırarak kendi cilt tonunuza uygun rengi elde edebilirsiniz. Far olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle şuradaki renk çok çok güzel bir renk. Böyle yumuşacık yağ gibi bir dokusu var zaten. Parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha az uygulayıp güzel bir şekilde yedirdiğiniz zaman daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz. Ya da daha sık kıllı fırçalarla uygularsanız daha böyle keskin ve daha parlak bir görüntü elde edebilirsiniz. Çok kullanışlı bir aydınlatıcı paleti olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu tarz renkler kullanmayı seviyorsanız aydınlatıcı olarak bence Anastasia'nın bu paletine bir bakabilirsiniz. Bir paletten daha bahsedeceğim. Revolution markasının Flawless 4 isimli paleti. Bu paleti son aylarda çok fazla kullanmaya başladım. Çünkü aradığım tüm renkler içerisinde. İçerisinde hem daha günlük tonlar var hem de daha böyle gece makyajlarında kullanabileceğiniz renkler var. Ve renk skalası da gerçekten çok güzel. Daha böyle şeftali, turuncular, pembeler, morlar, kahveler. Ne ararsanız var gerçekten. Ve bence farların kalitesi de çok çok başarılı. Bugün göz makyajımı da bu far paletiyle yaptım. Bugün daha böyle koyu, smoky bir göz makyajı yaptım. Buradaki morları kullanarak da bir makyaj yapmıştım. Onun videosunu aşağıya bırakacağım. Eğer izlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. İçerisindeki mat farlar çok güzel bir şekilde karışıyor. Işıltılılar da çok güzel rengini veriyor. Eğer ışıltılı renkleri ıslak fırçayla uygularsanız çok çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Şöyle birkaç tane rengini göstermek istiyorum. En kısa zamanda bu paletle böyle 2-3 farklı makyaj yapıp sizlere göstermek istiyorum. Çünkü içerisinde çok fazla renk var ve çok fazla görüntü elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bu palet benim bütün kriterlerimi karşılıyor. İçerisinde çok güzel karıştırma renkleri var. Daha böyle derinleştirmek için kullanabileceğiniz koyu kahve ve siyah var. Göz pınarınıza, kaş altınıza uygulayabileceğiniz daha ışıltılı tonlar var. İçerisindeki renklerin çok çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de sıcak tonlarda makyajlar yapmayı seviyorsanız bu palete bir bakabilirsiniz. Gelelim bu ayın en çok kullanılan favori rujlarına. Smashbox'ın bir legendary rujlarından Do No Wrong isimli rengi. Tam benlik, böyle hafif pembemsi, gül kurumsu bir nude. Çok güzel bir rengi var.
Benim gibi nude severlerin gerçekten çok seveceği bir renk olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle hafif pembemsi, gül kurumsu renkleri seviyorsanız bunu da çok seversiniz. Bu mat yapıda olanlardan. Fakat mat olmasına rağmen daha böyle kremsi bir ruj. Sürümü çok kolay, böyle yağ gibi kayıyor. Daha böyle sert mat rujlardan değil. Ben son aylarda bu rengi çok fazla kullandım. Eğer siz de bu tarz bir renk arıyorsanız diye eklemek istedim. Bir diğer çok sık kullandığım ruj ise Anastasia Beverly's'in mat rujlarından Cool Brown isimli rengi. Bu da soğuk bir kahverengi. Biraz havalar soğuyunca bu tarz koyu renklere yöneliyoruz hepimiz. Daha böyle dudağımda koyu tonlar kullanmak istediğimde elim hep buna gitti. Çok severek kullanıyorum bu rujda. Smashbox'un rujuna göre bir tık daha mat diyebilirim. Yapısı bir tık daha sert. O yüzden de bir tık daha kalıcı diyebilirim. Rengi de böyle çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Tam arada güzel bir kahve. O yüzden tüm cilt renklerine yakışacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu tarz bir renk arıyorsanız bu ruja da bakabilirsiniz. Nars'ın Velvet Lip Glide rujlarından Swing isimli rengi. Bu rujlardan sonbahar önerileri videomda bahsetmiştim. Oraya başka bir rengini eklemiştim. Çünkü onun daha çok sonbahara yakıştığını düşünüyordum. Ama günlük olarak bu rengi daha çok kullanmayı seviyorum. Bu bir tık ondan daha açık bir renk. Bu rujun yapısını çok çok seviyorum. Dudakları hiçbir şekilde kurutmuyor. Böyle ilk sürdüğünüzde daha ıslak ıslak duruyor. Birkaç saat geçtikten sonra dudağınızda iyice oturduktan sonra yapısı daha kremsiye, satene doğru gidiyor. Eğer siz de bu tarz dudakları kurutmayan daha kremsi bir ruj arıyorsanız bence bu ruja bir bakabilirsiniz. Son olarak da bir parfümden bahsetmek istiyorum. Son aylarda bu parfümü her gün ama her gün sıktım diyebilirim. Tom Ford'un Noir Parfum isimli parfümü. Öncelikle söylemem gereken şey şişesinin ne kadar şık olduğu bence. Gerçekten çok güzel bir ambalajı var. Gelelim kokusuna. Şimdi parfümü gösteremediğinizin anlatması o kadar zor ki herkese göre çok farklı koktuğuna eminim. Bana soracak olursanız böyle hafif acı bitter çikolata ama daha sıcak ve daha baharatlı bir kokusu var. Böyle anlatınca gerçekten şu an parfümden nefret ettiniz belki de ama gidip koklamanız gerekiyor. Böyle çok sıcak, kadınsı ama aynı zamanda da maskülen bir havası var. Ben bu tarz kokuları çok seviyorum kullanmayı. Böyle daha girly parfümlerdense bu tarz kokuları daha çok yakıştırıyorum kendime. Çok kalıcı bir parfüm bu arada. Sabah sıktığınızda, akşam eve geldiğinizde hala aynı kokuda oluyorsunuz. Musa'nın bu parfüm için bir betimlemesi var. Pekmez gibi koktuğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Belki birazcık. Eğer siz de böyle daha kadınsı parfümleri seviyorsanız, kadınsı derken şeyden bahsetmiyorum. Hani böyle şekerli, çiçeksi, hanım hanımcık bir kadından bahsetmiyorum. Kadınsı derken daha büyük bir insandan bahsetmeye çalışıyorum aslında. Daha grown up dedikleri şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Öyle bir koku. Yoksa çok kadınsı değil, bence hatta maskülen bir koku olduğunu düşünüyorum. Zaten içerisindeki notaları da buraya bir yere ekleyeceğim. Eğer videoyu ekleyemediysem aşağıdaki bilgi kutucuğuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Eğer kış ayları için yeni bir koku arayışı içerisindeyseniz bu parfümü bir deneyebilirsiniz. Ve videonun sonuna geldik. Benim Kasım ayı favorilerim bu şekildeydi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!